Bana bir ifadeye etibar verelim. Bu teyin pola kvadrat ajıratsak birden 4 minus 1 plus 2x plus x kvadrat. Bunun ne dediği alışımız mümkün. Kaos içinde ifadan. Bu han teyin 4 minus x plus 1'nin kvadratı. Demek bana bir de biz logarifin 4 asası gören ona ifadanı hasıl kılıyız. Ama bu ifadanın en katta kıymeti 4 katı. Çünkü bana bir de kvadrat. Bu mafi emas. Ve bunun en katta kıymeti 4 katı. O halde logarifin bana bu ifadanın en katta kıymeti logarifin 4 asası gören 4 1 katı. Demek bu logarifin en katta kıymeti 1 katı. A kosinus kvadrat x plus 1 neçe? Kosinus ne? Kosinus kvadratın en katta kıymeti kan 1 katı. Demek çap tamamındaki ifade, iki de ifadenin köpaytırmasının en katta kıymeti bir köpaytırıl bir, bir geteyin eken. Bir geteyin, birden katta bulamaz eken. O halde bana bir de kaçan teyniği bacarlılardı? O halde bana bu kosinus bir geteyin buluş gerek, logarifim bir geteyin buluş gerek. Yani kuyudaki teyniğiler bacarlış gerek. Kosinus kvadrat x plus 1 teyin 1 logarifim 4 asası göre 4 minus x plus 1'nin kvadratı bu ham birge teyin buluş gerek. Bunun için birge teyin buluş gerek. Eğer mesela bir de birden kiçik olup olsa, bana birden kiçik olsa, bu halde çaptaman birden kiçik olup olalı. Çünkü bunun en katta kıymetini birge teyin. Bu birden kiçik olsa, köpaytırsak birden kiçik ifade hasıl olalı. Peki logarifimde birge teyin bulmasan bir de birden kiçik olup olsa, bu halde bu köpaytırma yine birden kiçik olup olalı. Şu sebeple teyinlik bacarı, bir yerde teyinsizlik bacarılışı için iki arası bir geteyim buluş gerek. O bir yerde hem fakat teyinlik bacarılarda kalır. Birden katta bulanmıydı. Demek bana bu iki de teyinlemelerini hasıl kıldık. O birinci, hani ikinci teyinlemeden x'in kapışması var. Bundan x'in kapağımız. Bunun için demek kaçan bu yukarıda ayıp ettik. Kaçan bu tört geteyim bulardı. 4'ün ne zaman gökyüzü x plus 1 kvadratı 0 geteyim buluş gerekken. Ha bir yerden hafasal kılışımız mümkün. 4 derecesi 1. X plus 1'nin kvadratı teyin 4 derecesi 1. 4 buladı. Ama bu 4'ler birbirini yok atsa ve bu 0 geteyim ikeni gelip çıkardı. Bundan biz x teyin minus 1 ikeni hafasal kılalımız. Bak iki lası hem x'ke bağlı. Bunda hallarda bitti. Teyin hemen geçeriniz. Kaysa bir asan olsa şunu geçeriniz. İkincisiye varıp tekşirip koyarız. Yani biz ikincisinden bu x'ini taptık. Yani birincisiye varıp tekşirip koyarız. Kanatlandırsa geçin. Kanatlandırmasa geçinmez. Minus 1'e varıp koysak. Minus 1 koşuldu. 0. Kosinus 0. 1 getirin. Kvadratı 1 getirin. Demek kanatlandıralım. Yani bu yıldızı gel. Demek bu, bu teyinsizlik fakat bitti yıldızı gelirken bu kambası x değil minus 1'e gel. Onlar var tekimi soruyor tanımız. Alfa, 0 pi tasım 2 oranlıkta tekişli. Beta ve gamma 0 pi oranlıkta tekişli. O halde, yani bana bu şart verilgen. O halde bana bu ifadanı tabayım. 3 alfa minus gamma tasım 5 gamma plus 6 beta. İfadanın kıymetini tabayım. Ve bana bu ifadalarına itibar verelim. Kosinüsünün en katta kıymeti 1 geteyim. Ve 2'ye köpaytırsak, demek bana bu ifadanın en katta kıymeti 2 geteyim. Ya da sinusun en katta kıymeti 1 geteyim. 3'ye köpaytırsak, bu ifadanın en katta kıymeti 3 geteyim. Yani bana bu ifade doğrusu ne diyorlarınız? Bu alfa 0 pi pi tasımı 2 aralığında. Demek bu aralığında 2 tasımı müsbet. Yani 0 geteyim olmayacak. Ve anıklanken, 2 tasımı anıklanken ve müsbet. Demek bana bu teyinsizliğini kollayalımız. A plus B, katta gittin. 2, izosunda A, B. Teyinsizliğini kollayalımız. Bu halde tangens kvadrat. Tangens kvadrat. Alfa, koşu. Katangens kvadrat alfa. Katta gittin. 2, izosunda. Tangens kvadrat alfa köpaytırı. Katangens kvadrat alfa. Bana bu teyinsizliğini hasıl kılalımız.
Bu yerde tangens kvadrat, tangens kvadrat köpeytir 1'ye teng ve 2'ye teng. Şunda qarab mana bu ifadani ifada katta yoki teng 2 dan ekan. O halda mana bu ifada to'g'risida nima deya olamiz? 4 taqsim tangens kvadrat alfa qo'shib katangens kvadrat alfa. Buni eng kichik qiymati 2'ye teng, eng kichik qiymatini qo'ysak bu yerda bu yerdagi tensorni hosil qilamiz. Bu 2'ye teng. 4'ni 2'ye bo'lsak 2'ye teng. Demak, mana bu ifodaning eng katta qiymati 2'dan katta bo'lmasa kerak bu ifodaning qiymati. Demak, mana bu yerda biz tensorni quyidagi tensorni yozamiz. Endi mana bu qiymatlarni qo'shaylik. Bu birinchi ifoda 2'dan katta bo'la olmaydi, mana bu ifoda 3'dan katta bo'la olmaydi, bu ifoda 2'dan katta bo'la olmaydi. 2 qo'shuv 3 5, 5 qo'shuv 2 7. 7 hosil bo'ladi. Demak, mana bu ifoda birinchidan 7'dan katta bo'la olmaydi. Ularni yig'indisidan. Ha, bu yerda 7'ga teng bo'lishi kerak. Qachon 7'ga teng bo'ladi? Bunday bo'lishi uchun kosinus gamma 2'ga teng bo'lishi kerak. 2 kosinus gamma 2'ga, mana bu ifoda 3'ga, bu ifoda esa 2'ga teng bo'lishi kerak. Va mana shu shartlardan biz gamma, beta va alfalarni topamiz. Va keling, mana alfadan boshlaydik. Mana bu yerda qachon 2'ga teng bo'ladi? Bu ifoda 2'ga teng bo'lishi uchun mahraj 2'ga teng bo'lishi kerak. Qachon 2'ga teng bo'ladi? Qachon mana bir tenglik bajariladi? Mana bu tengsizlik qachon bajariladi? Tengsizlik, tengsizlikdagi tenglik qachon bajariladi? Tenglik a teng b bo'lganda bajariladi. Demak, bu yerda tangens kvadrat alfa katangens kvadrat alfaga teng bo'lishi kerak ekan. Tangens kvadrat alfa teng katangens kvadrat alfa. So, bu bir taqsim tangens kvadrat alfaga teng. Buni ko'paytirib olsak, tangens 4-chi darajada alfa teng 1. Bundan tangens alfa teng 1 ekani kelib chiqadi. Chunki alfa mana bu aralig'da bo'lganligi sababli tangens musbat, manfiy songa teng bo'la olmaydi. Biz aslida mana bu yerda ikkitaga ikkita tenglikni yozishimiz kerak edi, 1ga va -1ga. Lekin -1ga teng bo'la olmaydi. Chunki alfa birinchi chorak burchagi tangens bu yerda musbat. Va demak tangens alfa 1ga teng ekan. Va bu aralig'dagi qaysi burchak uchun tangens alfa 1ga teng? Alfa pi taqsim 4ga teng. Mana bu qiymati bor. Demak alfa pi taqsim 4ga teng ekan. Alfaning qiymatini topdik. Endi 2 kosinus gamma 2'ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni kosinus gamma 1'ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, gamma mana bu aralig'da 0 pi aralig'ida. Bu aralig'da kosinus qachon 1'ga teng bo'ladi? Gamma teng 0 da. Ya'ni gammaning qiymatini ham topdik. Endi betaning qiymatini topamiz. Bu teng ifodani 3'ga tenglaymiz. 3 sinus 2 beta 3'ga teng bo'lishi kerak. Sinus 2 beta 1'ga teng bo'lishi kerak. 2 beta. Bu aralig'dagi betaning qaysi qiymatida sinus 1'ga teng bo'ladi? 2 beta pi taqsim 2'ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni beta pi taqsim 4'ga teng bo'lishi kerak. Va betaning qiymatini topdik. Alfa, beta, gamma. Endi bu ifodaning qiymatini topish qoldi xolos. Teng. Xo'p, gamma 0ga teng, alfa pi taqsim 4ga teng. Demak, 3 ko'paytiruv pi taqsim 4 taqsim gamma 0ga teng. Xo'p, betani yozamiz. 6 beta. 6 ko'paytiruv pi taqsim 4. Xo'p, pi taqsim 4 ketdi. 3 taqsim 6, 1 taqsim 2 bo'ladi. Shunday qilib, bu ifodaning qiymati 1 taqsim 2ga teng ekan.